şekilde askerler içeride kaç kere Müslüman silahlı bomba tuzak devletleri yerde giderken bir engelle karşılaştığında uçarak onu geçebiliyor. Yüksek katlı binalara uçarak girebiliyor, içeride de kara aracı olarak hareket edebiliyor. Sandes projesiyle hava yasağına yapmıştık bunu. Aynı zamanda diye öğrencimizde ev sinyalleriyle uçuş konutlarını beyinden nasıl alabiliriz? Ben de mekanik mühendisliği bölümünde görevliyim. Her türlü ulaşım aracının sensör ve mekanik aksamların entegrasyonuyla çalıştırılması. Uçak doktor Fatih Bilge Harit. Çok uzatmadan bizim de işimiz modellemek ve ekibin koordinasyonu yönetimi diyelim. Kadir Erkan, uçak doktor, mekatronik artı elektrik, kontrol otomasyon mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Hareketlilik bizim için enerji verimliliği. Yeni araç sistemleri tasarımı, elektroniği ve mekatroniği olarak söyleyebiliriz. Bu konularda biz buradaki ekibe destek vereceğiz. Yeni araç teknolojileri, bildiğiniz gibi havada giden trenler gibi teknolojileri Türkiye'ye tanıştırmak istiyoruz. Mikro hareketlilik, bir çevre hareketi. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Mobilite Lab'ımız burası olacak. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. 3 tane de yeni girişimcilerimiz var burada. Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Dekanım, değerli hocalarım, basın dengeyi Kurbaşlama ve Altyapı Bakanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi Mobility Lab tarafından düzenlenen Mobility Lab tanıtım çalışmalarına hepiniz hoş geldiniz. Yenilikçi, dinamik, verimli, çevreci, mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaşmasına öncülük edecek bir proje. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Hareketlilik Sistemleri Araştırma Merkezi Mobility Lab'in kuruluşuna destek vererek Türkiye'de devlet, akademi, özel sektör işbirliğinde mikro mobilite konusunda ARGE faaliyetlerinin başlatılmasına liderlik edecektir. Değerli bakanım, teşriflerinizle çok onurlandık, çok mutlu olduk, heyecanlıyız. Ciddi bir altyapı çalışması yaptık. Yüzlerce akademisyenimiz bu Mobility Lab içerisinde çalışmak üzere heyecanlı. Parçacıl bir takım projeler vardı. Onları bir çatı altında sayenizde birleştiriyoruz. Sizin de desteğinizle artık gösterdiğiniz hedefte bütün bu projeleri mobility alanına yönlendirmek için hazırız. Değerli arkadaşlar, bugün burada devlet ve üniversite işbirliğinin en güzel örneklerinden birini veriyoruz. Bu amaçla sizlerle birlikte olmaktan ve öğrencilerimizle, hocalarımızla el ele vererek ülkemizde bilimin geleceğine katkı yapabilmekten büyük bir onur duyuyoruz. İnşallah Yıldız Teknik Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiğimiz hareketlilik sistemleri, araştırma merkezi Mobility Lab, başarılı gençlerimiz için sunduğu ARGE imkanlarıyla kendi teknolojisini üreten bir Türkiye olmamız yolunda büyük katkılar ortaya koyacaktır. Her alanda olduğu gibi ulaştırma ve haberleşme alanlarında da kullandığımız araç ve teknolojilerin yerlilik oranları bizim için çok önemli bir başarı kriteri. Gençlerimiz bu çatı altında bu büyük hedeflere destek vermiş olacaklar. Umuyoruz ki ülkemizin bilim dünyasında adını duyuracak buluşlar, yeni teknolojiler, yaklaşımlar bu güzel akademik iklimden doğacak. Bizler de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hareketlilik, bir başka deyişle mobilite kavramını çok önemsiyor, milli ulaşım ve altyapı politikamız içerisinde çok önemli bir başlık olarak ele alıyoruz. İnsan, yük ve data hareketliliğinin hızlı, verimli, güvenli ve çevreci bir yaklaşımla sağlanmasının sorumluluk alanımızda görerek, dünya ile eş zamanlı olarak tüm yenilik ve gelişmeleri ülkemize adapte ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından hazırlanan Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı ile Mikro Hareketlilik Sistemleri Yönetmeliğimiz ülkemizde ulaşımda devrim niteliği taşımaktadır. Devletin bu alanlarda destekleyici ve düzenleyici konumunun insan ve çevre odaklı yaklaşımının paydaşlarımızdan olduğu gibi gençlerimizden ve vatandaşlarımızdan da destek bulacağına eminiz. Hedefimiz tüm ulaşım modlarında seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, yol kapasitemizin verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması, enerjinin verimli kullanılması ve çevreye zararın azaltılması. Yaptığımız her çalışma ülkemize, geleceğimize, insanımıza refah kazandırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde ülkemiz için koyduğumuz hedeflere
genç nesillerin de aklı, inancı ve desteğiyle ulaşacağız. Otomobil arkadaşlar. Otomobil arkadaşlar. Kıymetli misafirler, Türkiye'de ulaşımın çevresi değişirken kent yaşamının kalitesini artıracak insan odaklı, yenilikçi, dinamik, verimli, çevreci mikro hareketlilik araçlarının yaygınlaşmasına öncülük edecek Mobility Lab'in hayırlara vesile olmasını diliyor. Özellikle Türkiye'de devlet, akademi, özel sektör işbirliğinde mikro mobilite konusunda ARGE faaliyetlerinin başlatılmasına liderlik edeceğini de bir kez daha vurguluyoruz.